İyi günler. Benim ismim Mehmet Dayan. Dalaman Ovası Sulaması İnşaatı'nın kontrol mühendisiyim. Devlet Su İşleri adına müşavir firmanın temsilcisiyim. Geçen cuma günü burada, bu noktada yapılan bir açıklamayla Dalaman çayındaki suyun bereket enerjinin enerji üretmesi için dere yatağının kurutulduğu ve tamamen suyun bereket enerjiye verilerek yandaş kişilere enerji üretileceğini söylemesi üzerine biz de projemiz hakkında bilgi vermek amacıyla sizleri buraya davet ettik. Bizim öncelikle projemiz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bizim projemiz 2017 yılında Devlet Su İşleri tarafından ihaleye çıkartılmış ve yaklaşık 121.240 dekar arazinin sulamasını kapsamaktadır. Bu kapsamda Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerindeki bütün tarımsal arazilerin modern sistemle, kapalı sistemle su kaybını minimuma indirecek sistemle bir çalışma yapılmaktadır ve bu çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımız aşamasında tabii ki proje çok büyük, bugünkü paralarla yaklaşık 500 milyon değerinde bir yatırımla gerçekleşecek olan bir projedir bu. Bu proje kapsamında bizim dere yatağını belirli bir yerde geçmemiz gerekiyor. 3 metre çapında çelik borularla dere yatağını geçmemiz gerekiyor. Bu dere yatağını geçme çalışmaları aşamasında bizim Dalaman çayındaki su miktarını düşürmemiz gerekiyordu. Bu çalışmayla ilgili biz daha önceden 6 ay öncesinden bir program planlama yapıldı. İl Tarım Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Falanca tarihte çalışmalarımız için dere yatağındaki su yasal sınır olan 3.7 metreküp'e indirileceği, bunun için gerekli bilgilere bilgi verilmesi konusunda yazışmalarımız oldu. Bu doğrultuda HES rezervuarında balık çiftliklerine gerekli bilgiler verilerek balıkların boşaltılması sağlandı. Bunun mutakip sulama mevsimi bittiğinden dolayı da biz bu çalışmalara başlamak için, projemiz kapsamındaki çalışmalara başlamak için barajdan 3.7 metreküplük yasal su bırakma limitini getirerek suyu azalttık ve çalışmalarımıza o şekilde devam etmeye başladık. Takdir edersiniz ki Dalaman çayı çok geniş bir havzaya hitap etmektedir. Belirli noktalarda taban genişliği 300-500 metreyi bulmaktadır. Ve tabii ki bu 3.7 metreküplük su bu geniş alanlara geldiği zaman hızını düşürdüğü için ve tamamen tabana yayıldığı için yukarıdan bakıldığında dere sanki kurumuş gibi bir izlenim yaratmaktadır. Aslında o şeylerin altında, çapıların altında su akıp gitmekte. Duyarlı vatandaşlarımız geçen pazar günü bunu fark ederek ilgili kişilere bilgi vermişlerdi suyun azlığı nedeniyle. Bunu öğrenen Sayın Bölge Müdürümüz pazar günü şantiyemize gelerek çalışmaları yerinde denetlemiş ve kendisi de 3.7 metreküplük can suyunun şu an için yetersiz olduğunu görerek 15 metreküp'e çıkartarak suyu arttırmıştır. Bu doğrultuda biz hem çalışmalarımızı aksatmamak için suyun miktarını arttırdık. Çalışmalarımıza da bu şekilde devam ettik. Yani Dalaman suyunun kesilmesinin enerjiyle herhangi bir alakası yok. Bunu gönül isterdi ki bu basın toplantısında şantiyede ve imalatların yapıldığı yerde yapalım. Sizler de yatırımın büyüklüğünü, yapılan işin büyüklüğünü görebilirsiniz. Ama daha önceki basın toplantısı burada yapıldığı için biz de burada yapılmasını uygun gördük. Takdir edersiniz ki geçen cuma günü yapılan ve yayınlanan şeyde can suyunun aktığı görülmektedir buralarda. Can suyu akıyor. Ha yeterli mi? Şu an o gün için yetersizdi. Ama derede kesinlikle bir kuruma söz konusu değildi. Sulamaların su akışı devam ediyor ve yetersizdi. Bunu dediğim gibi fark edildi ve tekrardan su miktarı arttırıldı. Durum bundan ibaret. Sizi bilgilendirmek istedim. Sormak istediğiniz varsa buyurun sorun. 3.7'yi niye göre salıyorsunuz? Bu yasal haktır. Yani niye göre yasal?
devlet su işlerinin, bakanlıkların, dere yataklarının barajlar yapıldığı zaman can suyu olarak verilmesi gereken miktar her şeyin, derenin, akarsuyun rejimine göre hesaplanan bir rakamdır. Bu rakam hesaplanarak o değer bulunmuştur. Onun üzerine 3.7 yasal miktar olarak, debi olarak tespit edilmiştir. Dediğim gibi bazı yerler burada gerektiğinden fazla açılmış. Kontrolsüz bazı işler yapıldığı için o su yetersiz gelebiliyor. Gelmiş bir dönem. Ama şu andan itibaren de öyle bir sıkıntının yaşanacağı mümkün görünmüyor. Başka kesinti olacak mı? Başka kesinti olmayacak. Şöyle yine zaman zaman çalışmalarımızı devam ettirebilmek için suyu 7.5 mertebesinde 3.7'den 7.5'e çıkartarak suyun bu şekilde akmasını sağlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim bu çalışmalarımız en fazla 2 gün sürecek. 2 gün sonra çalışmalarımız bittikten sonra tamamen rejim eski haline dönecek ve sürekli buradan su akacak. Hiçbir kesinti olmayacak. Şu an enerji falan üretilmiyor. Keşke üretilse. Üretilmiş olsa buradan daha fazla su gelecek. Bu 4 gün önce bu işlem yapılabiliyordu da, böyle su salınabiliyordu da. Niye salınmadı? Daha önce tedbir alınmadı. Bunlar hesaplanamadı mı? Hayır, bakın biz geçen pazar gününden beri suyu veriyoruz. Daha önce de suyu biz pazar günü 7 Ekim'den itibaren suyu verdik. Ve fazlasıyla arttırdık. Bazı bölgelerde taban genişlediği için bunu niye hesaplayamadınız? Taban hesapladık. Genişledi. Nasıl hesaplamadık? Tabanı hesapladık. Belirli bölgelerde giremediğimiz yerler var bizim derede. Derede giremediğimiz ve o bölgelere müdahale edemediğimiz bölgeler var. O bölgelere müdahale edemediğimiz için biz bu sıkıntıyı yaşadık. Daha sonra oradaki problemleri aşarak suyun akışını sağladık. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı suç duyurusunda bulundu görevliler hakkında. O konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bulunabilir. Herkesin en doğal hakkıdır suç duyurusu. Gelir, suç duyurusunda bulunur. Onun en doğal hakkıdır. Biz de çıkar mahkemede kendi savunmamızı yapar. Projeyle ilgili gerekli bilgileri kendisine sunarız. Yasal olan 3.7 metreküplük suyu verdiğimizi ispat ederiz. Bu kayıtlarda mevcuttur. Baraj kaynaklarında da mevcuttur bu. Savunmamızı yaparız. Ondan yana bizim bir endişemiz yok. Başka sorusu olan var mı?